Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün takipçi kapışma serisinin ikincisini çekmeye karar verdik. Bir yanımda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Merhaba abi. Bir yanımda Bade var. Bade sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Başta önce Bade ile başlayalım. 20 TL verdim arkadaşlara. 20'şer TL. 20'şer TL ile alışveriş yapmalarını istedim. Başta Bade'ye bir soralım. Bade ne yapacaksın bize bugün? Bugün istim kebabı yapacağız. İstim kebabı yapacaksın. Hı-hı. Süper. Ahmet sen ne yapacaksın? Çökertme kebabı yapacağım. Çökertme kebabı yapacaksın. O zaman başta ne yapalım? Bir Bade'nin o alışverişini bir çekelim. Ondan sonra Ahmet'inkini izleyeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Diyarbakır'dayız. Takipçi yarışma serisi için alışveriş yapacağız hep birlikte. Hadi başlayalım. Bize bir yumurtayı alacağız şimdi. 1 lira tanesi. Hesabından vereyim. Köftemiz için kasaba geldik. Şu an almamız gereken 100 gram orta yağlı kıyma. Abiyle de pazarlık ettik. Toplam 5 lira ödeyeceğiz buraya da. Orta yağlı. Kolay gelsin abi, Allah bereket versin. İnanın o kadar yoruldum ki. Yani çok stresli ama. Son sebzeler kaldı sanırım. Bir de süt almam gerek. Bir de başka bir şey daha var sanırım ama. Neyse biz sebzelerimizi alalım. Çerif, domates. Çerif. Tamam amca. Soğan. Dur ben bir daha sayayım. Soğan, sarımsak, patlıcan. Tamam. Tamam. Hazır. Şimdi manava geldik. Maydanoz, biber, işte patates, patlıcan her şeyi aldık aslında. Aynen ama amcamız da kırmadı bizi. O yüzden fiyata hepsini sadece 5 liraya. Tamam. Son 1,5 liram kaldı. Bu 5'i de verince. Bime geldik şu an. Buradan da bir dost süt aldık. Küçük zaten çok az lazım olduğu için. 20 lira olunca pek de bir şey kalmadı yani geriye. Hatta sadece 5 kuruş kaldı. Alışverişimiz bitti. Nasıl, keyifli miydi alışveriş? Ha, yani yorucuydu ama heyecanlıydım çok. Güzel, süper. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Ahmet sen ne yapacaksın onu sorayım başta tabii videoya geçmeden. Çökertme kebabı yapacağım. Çökertme kebabı yapacaksın. Evet. Şimdi Ahmet'in görüntüleri gelsin, alışveriş görüntüleri. Şu anda kasaba geldik. Bir parça tavuk göğsü alacağız. Şu anda tavuğumuzu aldık. Bir parça tavuk göğsü. Şöyle. 5 TL'ye aldım bunu. Merhaba, baharatları almak için bir kafeye geldik. Tamamıza baharat lazım. Evet, hangi baharat lazım? Kekik, tuz, pul biber, bir de sarımsak lazım dedik. Tamam, ne kadar olsun? Her günden bir ayçiçek. Bir ayçiçek. Aynen. Tamam. Ürün siparişlerimiz hazır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bizde olsun? Yok, tamam. Valla. Rakabın var, bir şey olmaz. 5 TL verir. Teşekkür ederim. 5 TL veriyorum size. Bereketli. Son 1,5 TL kaldı. 18,5 TL yemeği mal ettim. Yani şimdiler aklımda başarılar dilerim. Ahmet sen zorlandın mı? Yani biraz zorlandım, evet. Ahmet'in evet. Videosundan birkaç kesit silmek zorunda kaldım. Tabii Bade seninkini de tamamını göstermedim. Çünkü müzik girdiği için evet. Araya telif yememek için kesmek zorunda kaldım birkaç yeri. Farkında değildim işte. Sıkıntı yok. Sıkıntı olmaz. O zaman şimdi ne yapıyoruz? İlk kim başlayacak onu belirleyeceğiz. İlk başlamak her zaman için bir dezavantaj. Çünkü yemeği soğuyabilir. Tabii mikrodalgada ısıtabilirsiniz. Onu da evet. Söyleyeyim. Bir yazı tura atıyoruz. Şöyle elimde 1 TL var. Ahmet yazı mı tura mı ya da Bade'ye sorayım. Yazı mı tura mı siz karar verin. Yazı. Yazı diyeceksin Ahmet sen. Sen de mecbur tura diyorsun. Evet. Kabul ediyorsun. O zaman hemen atalım. İstiyorsan şurada bir gelelim onu. Şöyle tutuyorum. Evet dönüyor. Heyecanlı bir şekilde. Kim yazdı demişti? Ben. Bade yazdım. Bade. O zaman Bade kim başlasın? Onu sorayım ben sana. Ahmet başlasın. Ahmet başlasın. Ahmet için bir dezavantaj. Ne düşünüyorsun? Sıkıntı yok. Yapacak bir ben şey olacağını düşünüyordum zaten. O zaman Ahmet'in yemeğiyle başlayalım. Evet. Evet Ahmet, bir saatimizi başlatıyoruz. Şöyle kronometreyi göstereyim arkadaşlar. Başladım. Hızlı bir şekilde geçebilirsin. Başlayalım. Ahmet özel bıçağını da getirmişsin yanında. Evet. Süper. Öğrenci evinde mi yaşıyorsun yoksa öğrencilik var? Ne okuyorsun bu arada onu sorayım. Elektrik elektronik okuyorum. Elektrik elektronik mühendisliği. Öğrenci evinde mi yaşıyorsun? Öğrenci evinde bulundum. Şu an ailemin evinde yaşıyorum. O zaman avantajlısın. Evet. Süpersin. Devam. Soymaya devam. Soyup soğana çevirdin patatesleri. Evet, bu yaptığın ne Ahmet? Yani kibrit patatesin bir farklı şekli gibi söyleyebiliriz aslında. Daha lezzetli olacak. Evet, biraz daha güzel görünüyor. Ne kullanıyorsun arkadaşlara da söyleyelim istersen. Soyacakla soyuyorum şu anda patates. Soyacakla patatesi evet. Bu şekilde kuruyormuş gibi bir şey oluyorsun evet. Aslında. Evet. Sonra bunları kızartacaksın. Evet. Ahmet, rakibinin yemeği için ne düşünüyorsun? Yani güzel bir yemek seçmiş. Başarılar diliyorum yine de. Çok güzel. Sıkıntı sen yok. Ne düşünüyorsun? Ona da başarılar diliyorum ben. Nasıl sence, zor bir yemek mi, kolay bir yemek mi? Yani ne düşünüyorsun? İddialı mı? İkisi de aslında çok benziyor ama. Evet, birbirine yakın yemekler. Aynen, o biraz daha tecrübeli tabii. Bakalım başarılar. Hadi bakalım. Size. Şimdi ne yapıyorsun Ahmet? Şimdi patatesleri soğuk suya bırakıyorum. Ne? Amacımız ne burada? Çıtır olması. Çıtır olacak. Evet. Cips gibi olması. Seni daha önce birine benzeten oldu mu? Eser yenenlere benzetiyorlar. Şu an ben ona bakıyorum. Çok benziyorsun ya. Evet. Bilmiyorum arkadaşlar benzettiniz mi siz ama gerçekten Eser Yenenler'e çok benziyor yani. Doğrudur abi.
Bir de heyecanlanınca burnum terliyor. Evet, çok iyiymiş. Evet Ahmet, patateslerin banyosunu yaptırdın. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Buz atıyorum içerisine. Biraz daha soğusun diye. Peki amaç ne? Yine çıtır olması. Bayağı çıtırlaştıracak bu. Nişastasını salsın evet, diye. Evet. Süper. Şimdi Ahmet, sen de daha demin de konuştuk. Evet. Çekime başlamadan önce. Sen dedin ki böyle yarışmalara falan katıldım dedin. Doğrudur. Ne yarışmalarıydı? İzmir'de Genç Turizmciler Yarışıyor yarışmasına katıldım. Türkiye birincisi oldum. Türkiye birincisi evet. Oldun. Ne yemek yapmıştın orada? Ayvalık kavurma yapmıştım. Diyarbakır yöresel yemeği. Ooo güzel olur. Yanında güzel da reyhan şerbeti. Ooo. Evet. Başka ne yarışmaları, hangi yarışmaları? Burada TÜYAP'ta iki kere yarışmaya katıldım. Ekibimle yani en iyi grup bizdik. Öyle yani katıldık bayağı yarışmalara. Okulda sürekli yarışmalara katılıyorduk. Ha. Zaten turizm otelcilik meslek lisesi mezunuyum. O iki tane mesleğin var senin o zaman. Evet. Hatta 2-3. Ne var başka üçüncüsü ne? Bilgisayar programcılığı gibi böyle. Bilgisayardan da bayağı iyi anlarım. Tasarım yapabiliyorum. Sende yok yok ya. Maşallahın var. Hadi bakalım. Çakısı gibi derler. O zaman güzel bir lezzet bizi bekliyor. Bakalım ben İnşallah. De sabırsızlıkla bekliyorum. Ne yaptın öyle? Tavukla bayağı bir oynadın. Sağından girdin. Solundan çıktın. Ne yapıyorsun şu an? Şu an tavuğu temizliyorum. Bu sinirleri normalde hani herkes temizlemez. Yalnız benim gerçekten midem bulanıyor bu sinirlerinden. Ha, aynen. Lokum kıvamına getireceksin evet, yani. Evet. Tam kontrfile tarzı çıkarıyorum. Tek parça. Vallahi güzel, helal olsun sana. Vallahi Ahmet ameliyata girer gibi böyle tavuğa girdin yani. Evet. Bu da benim tabii yetiştiğim ustaların yanında şey yapan, kazanılan bir şey. Bunlar yani, ziyan olmayacak mı? Yo, onlar genellikle kediye ya da köpeğe veriyoruz ama burada varsa verebiliriz. Bunu ayıralım ya. Evet. Bir pişirip sokak hayvanına verebiliriz. Evet. Sürekli zaten kafelerde veriyorum yani, hiç şey yapmıyorum. Çok iyi yani. Süpersin. Evet, şimdi Ahmet kesmeye başladın artık. Evet. Omuz tertemiz oldu tek parça. Ha, harbiden çok güzel oldu ya. Evet. Eline sağlık. Ekmekler doğranmaya başladı. Evet. Küp küp mü doğrayacağız evet, bunu? Evet, küp küp doğrayacağım. Biz bence yanlışlıkla Eser Yenenleri çağırmışız ya buraya. Ama öyle deme, heyecanlanıyorum. Elini melini kesersin. Bu sıkıntı değil artık. Hani o kadar ki kestim elimi, zaten hiç acımıyor yani. Umurumda ben de olmadı. Çok kesmişim evet. Var yalnız. Terlemeye başladık biraz. Şu anda arkadaşlarım bu videoyu izliyorsa bayağı gülme krizine girmişler. Niye? Çünkü neden beni çok iyi tanıyorlar. Şu an çok sakinim çünkü. Beni çok iyi tanıyorlar. Yani normalde çok sakinsin. Yok, normalde çok sinirliyim. Şu an çok sakinim. Mutfakta ama yanına falan yaklaşmayalım. Eğer sinirlendiğin zaman söyle. Burada sıkıntı yok. Elde bıçak da var. Allah korusun. Yaklaşmaya korkuyorum sana. Vallahi. Yani onların söylediğine göre bayağı sinirli bir insanım. Hiç öyle göstermiyor. Evet. Böyle çok tatlı, sevecen. Ya şimdi mesela atıyorum birine diyorum bunu yap hani birlikte. Mesela bir evdeyiz, yemek yapıyoruz. Diyorum ki bunu yap. Yapamıyorsa sinirleniyorum. Sinirlenince diyorlar niye sinirleniyorsun? Senin sinirin farklı. Evet. Tamam, anladım şimdi. Ben yapamıyorum demeyeceğim. Aynen. Ocağın altını yakıyorum. Geleneği bozmayayım evet, dedim. Abi en sevdiğim repliğin yani gerçekten. Evet, ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Bu arada tavuklar pişmeye başladı ufaktan. Evet. Burada ne yapacağız? Burada da patateslerimizi pişireceğiz. Burada da patatesler. Evet. Ahmetciğim ne oluyor şu an? Şu an tavuklarımız pişiyor. Patateslerimizi de kızartmaya bıraktık. Tamam. Ufak ufak. Şöyle göstereyim. Şimdi sarımsaklar giriyor devreye. Evet. Aromasını patlatıyorsun böyle, o en sevdiğim şey ya. Ufakta böyle çalışmak çok keyifli gerçekten ya. Üzerine gidiyorsun sarımsakların. Hı-hı. Tamamdır abi. Tamamdır. Şimdi bunlar tavuğun içerisine girecek. Şimdi girmiyor mu? Hayır. Ne zaman giriyor? En sonda baharatları atar. Biraz terlemişiz. Evet. Canlandırıyorsun abi çünkü. De ya. Şey olmaz. Ya öyle daha çok utanırım. Evet Ahmet, şovunu bekliyoruz. Evet. Göbek attırma şovu. Oo. Sen bu işi biliyorsun Ahmet. Yani istersen rakibime de öğretebilirim tekniğini ya. Bir şey söyleyeceğim, ben korktum. Hayatta böyle şeyler yapamam. Çok basit aslında tekniğin. Ahmet, her şeye böyle ayrı ayrı dokunuyorsun. Evet. Sağına soluna bir yandan temizliyorsun, bir yandan pişiriyorsun. Yani mutfakta ellenmedik yer kalmadı. Bak her yere böyle dokunuyor. Bir yanda böyle patatese, evet. Bir yanda tavuğa, diğer yanda ekmeklere. Ustalarımdan dolayı abi biraz şey, bir tane Abdurrahim diye bir ustam var. Çok seviyorum kendisini. Tamam. Gerçekten evet. Abim gibidir. Ondan öğrendim bu temizlik şeyini yani. Bayağı temizlik hastası oldum onun sayesinde mutfakta. Kızıyor muydu, ne yapıyordu? Bayağı kızıyordu ama çok da seviyordu bizi yani. Anladım. Yani aramızda fazla yaş farkı da yok zaten. Ahmet, nedir durumlar? Patatesimiz pişti. Tavuk. Şimdi alıyoruz patatesi. Patates yerine pişti. Ekmek gelecek. Evet. Tamam. Ne yapıyoruz patatesleri? Şimdi patatesi bir tabağa alacağım. Kenarda seni usul usul bekleyecek evet. Herhalde. Evet. Tamam. Şöyle normalde bu kibrit patatesle yapılıyor. Hı-hı. Ama ben şimdi bunu kullandım çünkü kibrit patates biraz kuru oluyor. Yani ben böyle yumuşak daha çok seviyorum. Daha güzel oluyor bende. Tamam. O yüzden böyle kullandım. Şimdi biraz yağımızı verelim tavamıza. Sonra ekmeklerimizi atacağız.
Yandın Ahmet. Sıkıntı yok. Mutfakta olur böyle şeyler bilirsiniz. Evet, evet. Ekmeklerimizi atıyoruz. Ekmekler girdi devreye. Evet. Bebek attırmalar devam ediyor. Son aşamalarındasın. Baharatını ekledin, sarımsağını evet. ekledin. Bir anda ekmekler yağda kızarıyor. Ona da göbek attırdı. Attırmaya da ara ara devam ediyorsun. Diğer yanında toparlıyorsun. İyi gidiyorsun. Sonucu ben de çok merak ediyorum Ahmet. Evet abi. Evet Ahmet, ekmekler herhalde pişti. Evet. Tabağına yerleştiriyorsun. Yani. Tabağı da kendin getirdin tabii. Evet. Sunum tabağımı kendim getiririm dedin. Bıçağını da kendi getirdi. Evet. Şöyle. İsmi de yazıyor. Bu bıçağı da herhalde yarışmada mı kazanmıştın? Yok öyle yarışmada söyleyeyim. Değil. İzmir'de evet. birinci olduğumda okul bana hediye etmişti bunu. Ne birinciliği? Yemek yapma yarışmasında Türkiye birinciliğim oldu. He, ondan dolayı okul sana. Onda. Evet okul bana hediye etti bunu. Anladım. Başarımdan dolayı. Süper. Şimdi patatesleri ne yapıyorsun? Ekmekler üşümesin diye evet. örtüyorsun. Evet. İnce bir çalışma var orada. Evet. Evet sanki sevgili. Böyle ameliyat yine yapar gibi. En sonunda üzerine tavuklarımızı bırakıyoruz. Sonrası yoğurt bırakacağım zaten üzerine. Tamam. O dibindeki yağ sen bir şey dedin dibindeki yağ. En son dibindeki yağ kızartacağım, kızdıracağım. Üzerine yoğurdun üzerine dökeceğim mantı tarzı. Ha. Son hali bu değil ama sonu. Yoğurtu en son ekleyeceğim dedin. Evet. Bade yaptıktan sonra ekleyeceğim dedin. Tamam. Aynen. Hemen hemen son görüntüsü bu. Sadece yoğurt ve sos girecek içine. Evet. Şimdi o zaman badede sıra. Bade hazır hissediyor musun kendini? Hissediyorum. Hazırım. O zaman ben başlayalım. Niye? Çok dişli çünkü. Yapacak bir şey yok. Senden de güzel bir show bekliyorum yani. Dinleniyoruz işte. Tabii tabii güzel vakit geçiririz. Evet daha demin de gösterdim. Ahmet'in yemeği bitti. Kronometreye baktım. Ahmet'in yemeği 45 dakikada bitti. Çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi senin kronometreni başlatacağım. Şöyle gösteriyorum ve başlatıyorum. Hızlıca başla bence. Evet, bade başta ne yapıyoruz? Şimdi patatesi soyacağız. Tamam. Püremiz için onu suya yatıracağım kaynarsın. Bu püre için kaynatacaksın. Evet. Çok güzel. Peki sen ne okuyordun peki bade? Hukuk. Hukuk okuyorsun. Hı. Öğrenci evinde kaldın mı? Yok, kalmadım. Kalmadın ama evde sürekli yemek yapıyorsun herhalde. Yemekle aran iyi. Evet, yapıyorum. Beğeniyorlar süper. Yani yapınca. Tabii anladım. Ahmet gibi çok şey değilim ama. Profesyonel değilim aynen, diyorsun. Aynen, hiç değilim. Tabii, anladım. Sıkıntı yok. Önemli olan burada lezzet. Bakacağız, kontrol edeceğiz. Kiminki daha lezzetliyse o kazanacak. Aynen. Şimdi de kebap için köftemizi hazırlayacağız. Harcını tamam. falan koyacağız şimdi içine. Etini ekledim. Ne eti kullandı? Çok merak ediyorum. Bu. Dana mı? Dana. Dana eti. Hı-hı. Kuzuyla karışık da sanırım. Öyle kuzuyla karışık. He, anladım. Hı-hı. Dengelendi. Aynen. Süper. Ortaya çok aldı. Güzel. Ne ekleyeceğiz şimdi, şimdi buna bade? Şimdi bunu yumurta kıracağım. Ama tamamına koymayı düşünmüyorum şimdi. Bir tane yumurta çünkü kıracağım. Aynen dozajı çok az kıymanın. Tamam. He, kıyma küçük olduğu için diyorsun. Yarısını falan mı ekleyeceksin? Yarısını ekleyeceğim. Evet bir kısmını ekledin. Aman fazla kaçmasın bade. Dikkat edelim. Aynen. Sende de böyle tam böyle rakçı havası var. Ya bende öyle bir izlenim yarattı. Doğru. Diyorlar mı? Yani benzeten oluyor tabii. Aynen. Var mı rakçılık? Şey var tabii işte ama da, hani böyle herkesin bildiği rakçı gibi değil de böyle daha çok tarz olarak. Kişilik ha, tarz olarak, olarak öyle seviyorsun. Aynen. Ha, anladım. Müzikle aran var ama yani. Var. Var. Söylüyorsun. Söylüyorum. Yani profesyonel anlamda mı? Bir yerde söylüyor musun yoksa? Söylediğim yerler oldu. Yani ne kadar profesyonel denilebilir ama. Anladım. Amatör diyorum. Sesin ben. Güzel diye söylüyorlar herhalde. Aynen söylüyorlar. İstiyorsan çıktım bir da. Şarkı söyleyerek yap. Yoğur. Söylerim. Tamam arada bekliyoruz. Bu arada ne yapıyoruz şu an? Patatesleri haşlayacağız aynen, herhalde. Aynen. Kebabın yanında işte bunu patates püresini yapacağım. Kaynar suyunu ekliyoruz şimdi. Tamam. Evet köftenin harcına yeni döndün. Şimdi soğan rendeliyorsun. Köftenin harcına ekleyeceğiz. Evet. Bir tane soğan doğradın. Aynen soğan doğradıktan sonra. Rendeledin daha doğrusu. Aynen işte rendeledikten sonra suyunu sıkacağım. Köftenin içerisine bırakacağım. He, suyunu sadece ekleyeceksin. Ha suyunu sıkacağım hani girmesin suyu diye. He, suyunu kenara alacaksın. Aha. Tamam. Evet sarımsakların aromasını mı patlatıyorsun burada? Vallahi yapmaya çalıştım da işte şöyle daha iyi. Güzel. Yapalım. Satırla çalışıyorsun. Satırla çalışanı severim ben ya. Daha önce çalışmış mıydın satırla? Yani bir iki kere falan elime almıştım ama hiç şu an buradaki gibi böyle yapmam gereken bir şey yok. Anladım. Madem böyle sesin de güzelmiş böyle çiğ köfte de yoğurur gibi et yoğuruyorsun. Çok güzel bu arada eline sağlık. Böyle bir mırıldansan böyle bildiğin güzel bir şarkıyı bize çok güzel olur aslında. O zaman hemen bir nakarat söyleyeyim sıradan. Tamam olur. Ben sana nereden tutuldum yokluğumda hep nasıl duruldun sağ elimi solumla avuttum boş yere, boş yere, hep boş yere. Ben sana nereden tutuldum yokluğumda hep nasıl duruldun sağ elimi solumla
Avuttum boş yere, boş yere, hep boş yere. Vallahi ağzına sağlık ya. Sesin gerçekten çok güzelmiş ya. Enişte. Canlandı. Yemin ederim. Normalde daha güzel de söylerim. Bu arada açılmadı. Bir yandan şarkı söylüyorum, bir yandan işe devam. Vakit kaybetmek yok. Olur ya, heyecan. Ama şarkı söyledim, biraz heyecanın yatışmıştır bir parça diye düşünüyorum. Biraz daha doğru. Şimdi ne yapacaksın bu arada? Şimdi patlıcanları kızartacağız. Patlıcanlar kızaracak. Köfteleri. Bu arada sen yağları, onu atladık. Ne yaptın burada? Patlıcanları suya yatırdın. Patlıcanları tuzlu suya yatırdık acısının süper çıkması için. Sonra köftemizi bir yandan harcını falan koyduk. Çok iyi, süper. Sonra patatesler bir yandan kaynıyorlar suda. Her şey dört dörtlük gidiyor o zaman senin aynen, için şu yağda, an. Aynen, yağda boldan süper boldan ekliyorum. Harikasın ya. Süper. Şimdi sosumuz için, çünkü fırına atmamız gerekiyor daha tamam sonra. Tencereye, ocağa ekliyoruz içerisine yağ. Tabii bu sefer boldan boldan değil. Aynen. Çok az bir yer. Çok iyi. Boldan boldan yağ eklemedin. Ama aynen burada ekledin. Yan tarafta orada kızartmak ekledik için boldan aynen boldan çünkü yağ ekledin. Patlıcanları kızartacağız orada. Şimdi acı suyu çıkacak bunların. Hatta tamam atayım ben şimdi bunları, peçeteyle alıp suyunu atalım. Kızar dursun. Aynen. O kızardıktan sonra da köfteleri de bir kızartacağız. Sen çok kızartmayacağız ama. Aynen. Bu aşamaları geçtin mi artık? Çok sonra da bir şey kalmıyor. Bir kalmıyor. Patates püresi kalacak. İşte şu bir pişmek bilmedi. Ha, sağ olsun. Ama son anda ikiye böldün. İyi akıl ettin. Aynen. Evet, şimdi şöyle patlıcanlar daha devreye giriyor. Kenardan biraz sığmıyor. Tavanın azizliğine uğradım bari. Aynen, uğradım biraz ama hiç sorun değil. Biraz kızardı. O zaten bir parça kenardan kızardığı zaman kendini salıverecek. Şimdi patlıcanlarımız bir anda kızarıyor. Patates bir anda. Köfte hazır. Süslerimiz hazır burada. Tamam. Şimdi de borcamı aldıktan sonra bir sosumuz var. Salçalı, baharatlı. Evet, onu üzerine dökeceksin. Onu aynen hazırlıyorsun. Öyle. Tamam. Hı-hı. Ne var elinde? Salça mı? Salça, biber salçası ve domates salçası. Tamam, ev salçası. Tamam. Aynen, ikisi arada. Bundan alacağız biraz. Çok almasam aynen. Tamam, bu kadar yeterli herhalde. Aynen. Uğraşırsam hani biz de göbek evet attıralım. Göbek attırmaya çalışmaları. Yanımdan silah olarak ulaşacağım. Aynen, inşallah. Yarın gel başına. Biraz daha su katalım. Aynen, biraz daha su katalım. Çok az daha su ekleyeceksin. Kıvamını açmak istiyorsun. Tamam. Aynen öyle. Şimdi köftelerimizi de patlıcanlar kızardıktan sonra ekliyoruz. Yine kızartıyorsun bu şekilde aynen yağda. Aynen. Deniz kaçırdın. Çok güzel bir şarkı söyledi ya Bade. Kaçırdın vallahi. Artık videoda izlersin. Bade ile ilgilendiği için ağzına sağlık vallahi. Aynen. Vallahi ama ben hiç şey değilim. Çünkü bu heyecanla güzel değildin ama daha ne kadar güzel olabilir yani. Yani kendini affediyorsan ben buradayken bir kere daha söyleyebilirsin. Bitsin sonra ben ayrı size söylerim. Tamam. Şimdi patatesleri açtık. Evet. Şimdi bu aparatla eziyorsun. İşte. Püre yapacağım bununla da. Püre yapacağım aynen. Ne girecek bunun içine? Biraz karabiber, aha, biraz tuz tamam ve süt koyacağım azar süt azar. Tamam. Aynen, tereyağı kullanmayacağım. Evet, şimdi köftelerin de pişti. Aynen, köftelerin. Fazla yağını alıyorsun. Hı-hı, çok evet güzel. Patlıcanları dizdin, yatak yaptın ona. Aynen öyle, böyle artı şekilde. İki kat yapmayı düşündün. İki kat yapmayı düşünüyorum çünkü küçükler bir de tamam anca. Şimdi önce şu alttaki, altta olduğu için önce şunu üzerine atıyoruz. Tamam. Sonra şunu, sonra tekrar şunu. Dördünü de üst üste getireceksin. Sonra da şunu. Tamam. Getirdikten sonra bitmiyor yalnız. Şu biberini oo, üzerine güzel, koyuyoruz. Güzel hareket. Üzerine. Buradan yeter mi? Yeter, bir tane. Tamam. Güzel güzel olanı seçelim bari. Şu olsun. İşte çeri domatesi de şöyle biraz tutturacağız. Kürdan var burada. Kürdanı alıp öyle yeter umarım. Aynen. Onu dedim, boyu yeter mi? Sıkıştırır mı? İki kat yaptın ya. Tutar mı? Tamam, tuttu. Sanırım tuttu. Güzel, süper. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sos hazırladık. Sosun sosunu döküyorum şimdi. Domates, biber salçası. Oo, şöyle. Fena bir dokunuş bence bu. Şöyle bu güzel suyla pişecek. Evet, bade fırınlama zamanı. İşte 185 derecede, 180-190 arasında kaldık hesaplayabiliriz. O zaman 185 olsun dedi. Aynen, 180-190 alttan arası deyince ben dedim o zaman 185 olsun. Tamam, kaç dakika pişecek orada bu? Orada 10-15 dakika, 10-15 dakika falan. Dakika. Bakacağız, evet, üstünde közlenecek o biber tamam ve domates, tamam, oradan anlayacak. Evet, bade püreyi hallettin, şimdi de fırından alacaksın. Evet, hallettim, fırından alacağım. Evet, tam da böyle son dakikaya kadar yetiştirdin, bir saatini doldurdun. Evet, artık ne yapacağız? Sunuma geçeceğiz. Hem sunuma sen geçeceğiz hem Ahmet. Evet, Bade bitirdin. Sunumunu da yaptı. Eline sağlık. Bitirdim. Çok teşekkür güzel ederim gözüküyor yalnız. Teşekkür ederim. Süper. Umarım tadı da güzel olur. Vallahi çok güzel gözüküyor. Ben de çok merak ediyorum açıkçası.
Ahmet, yoğurdunu ekledin. Evet. Şimdi yağ geliyor. Sarımsaklı değil mi bu? Aynen. Oo. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, iki takipçi de efsane iki yemek yaptı. Hem de bu yemekler 20 TL. İnanabiliyor musunuz bilmiyorum ama her biri 20 TL. Çok şaşırtıcı değil mi? Kokular muhteşem geliyor. Sabırsızlanıyorum ben. Bak böyle bekliyorum. Acıktık zaten. Bir kahvaltıyla duruyoruz biz de. İkinizin de ellerine sağlık bu arada. Ben bununla başlayayım, sen onunla başla, sonra değiştirelim. Tamam, olur mu? Bence güzel olur. Tamam. Aynen öyle. Hadi başlıyoruz. Şöyle. İnsan bozmaya kıyamıyor. Değil mi? Bunu tabi değerlendirirken nasıl değerlendireceğimiz daha önceden söylemişim ama yine söyleyeceğim. Emekten gireceğiz. Yani ne kadar emek verilmiş, lezzetine bakacağız. İşte mutfakta sonuçta çalışma şekline bakacağız. Dış çekim bile önemli. Dış çekimde bile hani nasıl yapmış, emek harcamış mı? Hepsini değerlendireceğiz bu arada. Şöyle. Tabi repliğimi söyleyeyim mi? Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Ben söylemedim ama sorun olur mu? Sıkıntı yok. Şunda bir biber, ben olmazsa olmazlardan derim. Yani bir tane daha alacağım. Seni zaten Allah'ın emri eser bir kereyle anlamıyor tat hayatta. O çıkmıyor. Kokuyor abi, Allah'ın kadar iyi. Tamam, tamamdır bu. Tamam mı? Tamam, değiştirebiliriz. O badenin de şimdi Ahmet'in lezzetinin tadına bakmaya. Hadi bakalım. Ellerinize şöyle sağlık bu arada. Aynen. Sunumlar falan çok hoş. Şöyle her birinden gelecek şekilde alıyorum. Tavuğundan, ekmeğinden, patatesinden. Vallahi şaşırdım kaldım ben. Zorlanacağız. Yani gerçekten çok zorlanacağız. Gerçekten. Adım gibi eminim bundan. Yok. Yani şu anda düşünmek lazım buldum. Yani. Aynen öyle. Vallahi ben de bilemedim şu anda. Çok iyi. Yani ikisi de çok başarılı. İkisinin de sunumu çok güzel. İkisinin de lezzeti bence kesinlikle. Çok güzel. Kesinlikle. İkisinin lezzeti güzel, sunumu güzel. Ne yapacağız ben de bilemedim. Çok kötü. Valla gerçekten kötü. Hani bir öncekinde bir tık bir şey diyordun. Hani aynen. Sunumdan olsun, evet, şeyden, evet, olsun ama bunda nasıl yapacağız zor, bilmiyorum mesela. Zor. Bir tane daha tadına bakayım ondan sonra. Yani sen tamamlayayım diyorsun tabii. Tamam. O zaman ne yapıyoruz Deniz? Puanlamaya geçiyoruz. Puanlamaya geçelim. Evet arkadaşlar, burada değerlendirme zor olacak, daha deminden beri söylüyoruz. Daha demin de bahsettim. Dış çekiminden tutun, işte mutfaktaki o kabiliyetinden tutun, efendime söyleyeyim sunumundan tutun, lezzetinden. Her şey değerlendirilecek bu arada. Yani bunların hepsini değerlendirmek, göz önünde bulundurmak lazım. O yüzden düşünüyoruz ya bayağıdır. Onun için bayağı bir düşündürüyor hani. Artı var, eksi var, iki takipçi de hani. O zaman biz puanlamaya başlayalım. Ödül de tabii 400 TL, onu da belirtelim. Evet. Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet, gelelim puanlamaya. Şimdi ben her şeyi objektif olarak değerlendirdim kafamda. Dış çekiminden, işte daha demin de bahsettiğim gibi kabiliyetten, sunumdan, lezzetten ve son açıyorum. Önce ben açmak istiyorum. Tamam, aç. Senin için uygunsa. Bu sefer ben açayım ya. Yo ben açayım lütfen. Niye? Lütfen. Niye? Öyle. Allah Allah. Lütfen. Tamam, hadi aç. Sebebi neyse. Ne düşünüyorsunuz? Ben topu tamamen denize atmış oldum. Ama aşk olsun yani sen. Çünkü gerçekten artı var eksi var. Ahmet mutfakta daha rahat çalışıyor. Öncesinin vermiş olduğu bir profesyonellik var. Oradan benim bir artımı aldı. Dış çekim önceden izlediniz tabii videonun başında. Bade çok emek vermiş. Ahmet hem aksilik yaşamış hani müziğin etkisi, hem de daha kısa, daha şey bir şekilde çekmiş. Oradaki emekten Bade kazanmış oluyor. Püresi, istim kebabın püresi Bade'de mesela çok başarılı değildi. Ahmet'in de patatesi bir parça yağ çekmiş. Öyle bir durum söz konusu. Genel olarak ikisinin lezzeti çok iyi. Sunumlar güzel. Ahmet ekstradan tabak getirmiş, düşünmüş. Bu da güzel bir şey. Sonucum benim onun için eşit dengeli oldu yani. Çok kararsız kaldım. Dengeli oldu yani. Evet. Ben de eşit verseydim ne olacaktı? Bilmiyorum. Açalım. O zaman ben de. O zaman ikiye bölebilirdik parayı işte. Eşit olursa. Tamam. Açıyorum ben de.
Ben de çok merak ettim. 7, 9, 8, 7, 15, 16. Evet, Ahmet senin lezzetini daha çok beğendim. Senin sunumunu daha çok beğendim. Düşünmen, tabağa getirmen vesaire falan. Lezzet eserinin dediği gibi hani o yağ çekme olayı. Bir de margarin olayı birazcık. Onun yerine bence muadili her türlü bulabilirdin gibi geliyor yani. Evet. Mesela patates kızartmasını sıvı yağla kızarsan daha mantıklı geliyordu falan. Ucuz olmazsa. Ucuz tarif olduğu için ondan daha demin ben de sordum onu. Ondan dolayı. İşte zoru başar. O zaman kim almış oldu? O zaman Ahmet almış oldu. Ahmet almış oldu ve ben şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ben Bade'yi de boş göndermek istemiyorum. Bir önceki seride de çünkü söylediler. Bade'ye de kendi kabul eder mi bilmiyorum ama hoşuna gider mi? Benim satırlarımdan bir tanesini vermek istiyorum. Bu da hani ikinci yarışmacı da hani eli boş gitmesin diye çünkü yorumlarda da yazdınız. Bence böyle bir güzellik yapalım ve çok kapışmalı geçti hani her şeyi düşündüğümüz zaman çok kapışmalıydı. Evet. İki yemek de dört dörtlüktü. Evet. İkinize de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık. Evet arkadaşlar 400 TL'nin kazananı Ahmet oldu. Ahmet'e şöyle takdim etmek istiyorum 400 TL'yi. Teşekkür ederim abi. Ne düşünüyorsun Ahmet? Yani kendi açımdan sevindim, rakibim açısından üzüldüm. Çünkü bayağı bir etkileşim oldu aramızda. Evet. Kendisini de sevdim şahsen. Evet. Ben de sevdim. Evet, çok güzel. Çok güzel bir şey bu. Sana da böyle satırı takdim edeceğim. Benim uzun süredir kullandığım arkadaşlar satırım. Benden bunda zaten var zaten 3-4 tane daha var. Bunu da sana vermek teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ benim olun. Için önemli. Hani ikinci el olarak değerlendirme. Hani hayır, ana öyle. Olarak sizden bir parça olması bile çok önemli. Ana olarak için. Hani değerlendirmeni istiyorum. Tabii kullanabilirsin. İkinize de teşekkür ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben yani bence de tadı çok güzeldi. Ben daha yani damak tadıma daha uygun olan onun yemeğiydi. Lezzet olarak ben ona verirdim mesela. Ben olsaydım. Evet. Sunum olarak da bilmiyorum o getirdi. Ben öyle getirmedim, buradakinden kullandım. Evet, yok senin de sunumun çok. İkisi de bence çok yani başarılıydı. Yani zaten sunum hayatım boyunca uğraşmadığım bir şey senin benim. Senin sunumuna daha fazla verdi. Hayır. Sen kime verdin sunumu? Lezzet olarak ben. Ha, lezzet olarak ona verdin. Ha, tam tersi. Ben yani, damak tadı olduğu için. Evet. Anladım. Tamam. Teşekkür ediyorum ikinize arkadaşlar. Seni de tebrik çok ediyorum. Çok sağ olun geldiğiniz için. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı bilmiyorum ama. Evet, teşekkür ederim. Yok, ben söyleyeceğim. Tamam. Buradan aileme. Sevdiklerime. Bir de çok yakın iki arkadaşım var. Zeynep ve Ezgi'ye çok selam söylüyorum. Hepsini çok öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Sende bir şey var mı? Beni tanıyan herkese selam söylüyorum. Çünkü şimdi saymaya başlarsam videoyu 2 saati diyorum. Geçer. Tüm Diyarbakır'ı sayarım. Aynen. Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.